Herkese merhabalar, 5. sınıf İngilizce, 2. dönem 1. yazılı yazılık programımız başlıyor. Mükemmel bir şekilde şimdi sizlerle beraber süper bir şekilde yazılımızı olacağız. Çok güzel sorularımız hazırladık, çok güzel e, konu anlatımları yapacağız ve güzel güzel kelimelerimizi öğreneceğiz. Are you ready Tonguç? I'm not ready hocam. Anlıyorum, hazır değilim diyorsan ama hiç sıkıntı yok. İnşallah I'm ready diyeceksin birazdan. Şu anda I'm not ready, evet şu anda hazır değiliz belki ama birazdan çok güzel bir şekilde hem konuları göstereceğiz hem çok güzel her bir üniteyle alakalı sorular çözeceğiz. Bu arada mutlaka mutlaka yazı notlarınızda alın arkadaşlar. Hocam yazı notlarımı yanından ayırmıyorum. Aferin Tonguç'um yazı notlarını yanından ayırma tabii yazılı sırası yanında olmasın. Burada hem İngilizce'de hem de diğer derslerde tek tek güzel güzel konuları sizlere anlattık. Buradan da güzel güzel çalıştığınızda yazılarınızdan inşallah yüzlerinizi alacaksınız. Dinamo Soru Bankası'nda ödevlerinizi yaptığınızda burada yazılı provalarından çalıştığınızda süper notlarınız gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve İngilizce yazılı provamız başlasın. Hadi bakalım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar bu arada YouTube'dan daha fazlası canlı yazılı provaları Tonguçakademi.com'da sizleri bekliyor. Mutlaka burada da canlı canlı sorular cevap şeklinde arkadaşlarımıza canlı yazılı provaları yapıyoruz. Hadi bakalım şimdi yazılı provamıza başlayalım. Şimdi second semester first exam subjects. ikinci dönemin birinci yazılı konularına bakıyoruz. Öğrenci notları student notes. Unit 5 health yani sağlık konusuyla başlıyoruz. Şimdi birincisi to understand phrases and the vocabulary about health. Yani sağlıkla alakalı kelimeleri, açıklamaları anlamaya çalışıyoruz. He has a toothache demiş bak. O diş ağrısına sahip ya da yani diş ağrıyor. Bir de to express illnesses, needs and feelings. Hastalıkları, ihtiyaçları ve duyguları anlatmak. I have the flu. Nezlem var. I need pills. Benim ilacı e, ilaca ihtiyacım var diyor. To make simple suggestions. Basit öneriler yapmak. You should see a doctor bir doktor görmelisin. Bak you should görmelisin, doktora gitmelisin anlamına geliyor. Bu bir suggestion yani öneri oluyor. Şimdi istersen bunlarla alakalı zaten bir sürü kelimeleri öğreneceğiz birazdan. Kelimelerimiz mutlaka yazı notlarından çalışalım. Aynı zamanda ardından mutlaka Dinamo Soru Bankamızda bu konuyla alakalı yani öğreneceğimiz konularla alakalı mutlaka mutlaka kelime çalışmaları yapalım. Dinamo'da kelime çalışmaları var hocam. Harika evet. Burada bak sadece kelimeyle alakalı vokabüleri çalışmaları var. Takıldığımız soruları da karakol doktorak çözümünü uzman öğretmenlerimizden, uzman hocalarımızdan dinleyebiliyoruz. Aferin bak burada health konusuyla alakalı. Önce kelimelerimizi veriyoruz. Sonrasında buradan çalışıyoruz. Yazı notları da yanımızda süper bir şekilde başarıya ulaşıyoruz. Şimdi match the illnesses with the pictures demiş. Resimleri hastalıklar ile eşleştirin diyor. Şimdi fever ateş demek Tonguç. Önce bunları Türkçesini bir yazalım. Toothache ek diş ağrısı demek. Diş ağrısı. Earache kulak ağrısı. Kulak ağrısı. Stomach mide ağrısı, mide, stomak mide demek, mide ağrısı ve broken arm da kırık kol demek. Kol kırığı yani kırık kol. Şimdi bunları yapalım. Sence burada ne yapıyor Tonguç Hanım şey benim? Burada ne olmuş olabilir? Tutek ya da irek. Harikasın. Diş ağrısı ya da kulak ağrısı. Burada dişi de duyuyor Yani ben de hakikaten tuh ya da iğrek gibi geldi bana da. Neden? Çünkü dişinin imtücü, tutuyor, kulağın tutuyor belli değil ama şurada bariz daha çok dişe benziyor. O zaman şuraya, şuraya hemen altına yazıyorum. Şuraya tooth diyorum Tonguç adım buna. Ama buna ise ear ek diyorum. Ear ek. Bak bu direkt kulak ağrısı. Bu ise diş ağrısı. Devam ediyoruz. O zaman ear ek ve tooth bitirdik. Burada ateşi var. O zaman burada ateş olduğuna göre fever diyebiliriz. Çünkü fever ateş demekti. Burada midesi ağrıyor. Herhalde zararlı bir şey yedi. O zaman stomach ache diyebiliriz. Stomach ache diyebiliriz Tonguç Eladım şey benim. Sonrasında da burası nedir Tonguç Eladım şey sence? Broken arm hocam. Aferin gerçekten çok zekisin. Son bir tane kaldı. Broken arm diyebiliriz. Tebrik ediyorum seni Tonguç Eladım şey benim. Mükemmelsin. Tebrikler. Ear ache kulak ağrısı. Fever ateş. Stomach ache mide ağrısı. Broken arm kol ağrısı e, kol ağrısı değil yani kırık kol. E, two diş ağrısı diyebiliriz. Geldik buraya. Match the illnesses with the suggestions. Hastalıkları önerilerle eşleştirin diyor. Bakalım. Şimdi demiş ki I have a headache. Benim baş ağrım var diyor. O zaman buna ne diyebiliriz mesela? Birincisini ben yapayım. You should take an aspirin diyebiliriz. Yani bir D diyebiliriz. Niye? Eğer baş ağrısı varsa bir insanın aspirin alması lazım. Burada demiş ki I have a toothache benim diş ağrım var diyor. O zaman burada ne diyeceğiz? You should visit a dişçi. Yani you should visit a dişçi değil de you should visit a dentist dememiz daha mantıklı. O zaman ikiye de a diyebiliriz bak. I have a headache. Baş ağrım var. Bir aspirin iç Melis'in. I have a toothache. You should visit a dentist. Bir diş hekimi ziyaret etmelisin. Sen de bir dişi dedin o ayrı mesele. Şimdi I have a backache demiş. Bir sırt ağrım var diyor. O zaman e, sırtı ağrıyorsa ne yapabilir mesela? Şunu elemiştik, bunu da eledik. E, bitkisel çay ise. Ha, you shouldn't carry heavy things. Taşımamalısın ağır şeyler bak. You shouldn't carry heavy things. Taşımamalısın ağır şeyler. O zaman burası da C oluyor. Tonguç eladı benim. C'yi de eledik. I have a sore throat. Ha, benim diyor boğaz ağrım var diyor. Boğaz ağrısı varsa bitkisel bir şeyler içmesi lazım. O zaman you should drink a herbal tea. You should drink herbal tea. Yani bitkisel çay içmelisin diyebiliriz. O zaman bitki çayı. O zaman bu da B oluyor. Tonguç Eladim benim. B'yi yaptık. Geriye de bir tek E kaldı. O zaman I feel cold diyorsa ne diyeceğiz sonuç evladım benim? You should get a battaniye. Harikasın. You should get a blanket. Battaniye değil evladım neyse. You should get a blanket dememiz gerekiyor. O zaman blanket'ın da battaniye olduğunu çok güzel bir şekilde bize söylemiş oldun esasında. O zaman burası da E oluyor. O zaman I have a headache. You should take an aspirin. I have a toothache. You should visit a dentist. I have a backache. You shouldn't carry heavy things. I have a sore throat you should drink herbal tea. I feel cold, you should get a blanket. Yani üşüyorsan battaniyeyi al kardeşim bu kadar basit diyor. Bunları mutlaka yazı notlarımızdan güzel güzel çalışmamız lazım. Burada bütün kelimeleri burada verdik Tonguç benim. Burada tek tek kelimeleri gördük Tık tik atarak ilerleyeceksin. Tamam burada kelimelerimiz hepsi var. Bunları karıştırma bak. Beşinci sınıf bu ikinci yazılıymış tabii ki. Birinci yazılı konuları da burada. Şimdi devam ediyoruz. Geçtik buraya. Second semester first exam subjects. İkinci dönem birinci yazılı konularında ...movies yani filmlerdeyiz. Şimdi... ...to understand phrases and the vocabulary about movies... ...filmler hakkındaki kelimeleri anlamak. Yani... ...this movie is about friendship. Bu film... ...arkadaşlık hakkında diyebiliriz. To describe characters... ...ve people... ...insanları ve karakterleri anlatmak. Thor is very strong. Thor çok güçlü diyor değil mi? To state personal opinions. Kişisel fikirleri söylemek. I think... ...bence... ...veya in my opinion diyebilirsin... ...Elsa is brave. Elsa... ...çok cesur... ...diyoruz... ...brave... Sur demek Tonguç de haladım şey benim strong da güçlü anlamına geliyor. Şimdi gel bakalım buradaki filmlerimize bakalım. Circle the correct answer demiş. Doğru ee, cevapları işaret altına alın Şimdi burada Mr Bean var. O zaman bu it is horrible yani korkunç mu? It is funny mi? Hangisi? Horrible hocam. Hayır lan korkunç değil. <laughs> burada da burası biraz korkunç olmuş ama bu korkunç değil. Funny olacak. It is funny. Çünkü Mr. Bean gerçekten çok komik bir adam. Tam bir dangoz. yanlış anlama. Dolayısıyla burada it is funny dememiz gerekiyor. Horrible korkunç demek. Evet burada biraz korkunç durmuş ama değil. Şimdi devam ediyoruz. Eee... It is educative funny demiş. Planet Earth bu bir belgesel. Discovery Channel'da belgesel. O zaman bu komik değil de educative. Yani eğitici diyebiliriz. Niye? Educative eğitici demek de olmuş şey benim. Bu da bir belgesel. Yani documentary diyebiliriz. Documentary belgesel demek. O yüzden de bunu aldık. Tamam. Şimdi inside out demiş. It is enjoyable. It is boring. Sıkıcı mı, eğlenceli mi? E bu tabii ki bariz bir şekilde enjoyable. O zaman eğlenceli yazalım şöyle. Eğlenceli, keyifli. Çünkü boring, sıkıcı demek. E bu belli yani resimden belli. Eğlenceli oldu belli. Devam ediyoruz. Avengers demiş. It is exciting, it is boring demiş. Sence bu exciting bir Avengers yoksa boring mi? Exciting. Harikasın tebrik ederim. O zaman bu exciting yani eğlenceli diyoruz. Ee, exciting, eğlenceli benzer şeyler. Tamam. Geldik buraya. Write the movie types under the pictures demiş. Resimlerin şey filmlerin çeşitlerini resimlerin altına yaz demiş. Şimdi burada Martian var. Yani burada gördüğün gibi bir ee, bir şey gibi ee, nedir onun adı? Böyle bir aya gitmişler, bir şeyler oluyor, değişik değişik şeyler oluyor. O zaman biz buna ne diyebiliriz sonuç şeyladım Science fiction. Yani bilim kurgu hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. O zaman buraya hemen yazıyorum. Science fiction diyebilir. Science fiction yani bilim kurgu. Hemen altına Türkçesini yazalım. Sen de söyledin zaten Türkçesini. Ben de yazayım iyice öğrencilerimize, arkadaşlarımıza güzel güzel bilsin. Bilim kurgu. Devam ediyoruz. Mr. Beans holiday demiş. O zaman Burada e, bu bir komedi filmi. O zaman buna komedi diyelim geçsin. Komedinin Türkçesini yazmaya gerek yok zaten ama yine de alışkanlık olsun yazalım. Komedi, komedi diye olsun. Tamam. Devam ediyoruz. The Godfather demiş. O bu o zaman drama. Yani drama olduğunda bilelim bunun. Tamam. Normal film yani. Frozen'a baktığımızda ise Frozen bir animasyon. O zaman şöyle animation yazalım şöyle. Tamam Animation ve altına da animasyon diye yazalım. Animasyon diye yazdık. Tamam. Geldik buraya Planet Earth demiş. Bu bir ee, nedir Tonguç Eylem? Bak böyle ayılar var kutup ayıları böyle sanki BBC'deki bir şey gibi. Nedir bu? yani belgesel Harikasın hocam. Harikasın Tonguç Eylem benim. O zaman documentary yazıyorum ve altına da senin de söylediğin gibi belgesel yazıyorum Tonguç Eylem benim. Bugs Bunny tabii ki bu kartun yani çizgi film diyebiliriz. Kartun buraya da çizgi film diyebiliriz. Tonguç Eylem benim. Harikasın tebrik ediyorum seni. Şimdi Geldik buraya. Fill in the blanks with the given words demiş. Boşlukları verilen kelimelerle doldurun diyor. Beautiful güzel demek. Evil kötü demek. Friendly yani kötü böyle şey acımasız kötü şeytani gibi. Friendly arkadaş canlısı demek. Strong da güçlü demek. O zaman geldik Gargamel'e. Gargamel, e. Gargamel is an beautiful karakter mi? Evil karakter mi? Friendly mi? Strong mu? Evil. Harikasın evet. Çünkü çok şeytani değil mi? Çok gıcık bir adam. O yüzden bu hani Şirin, e, Şirinler'de Gargamel gerçekten tam şeytanın hani kötü birisi. Evil. Cinderella is so beautiful. Cinderella da tabii ki çok güzel olduğunu bileceğiz Cinderella'yı. O zaman beautiful evil bitti. Spider-Man can carry heavy stuff. Spider-Man örümcek adam ağır şeyleri taşıyabilir diyor. He is very dolayısıyla strong diyebiliriz. Çok güçlü diyebiliriz. Strong güçlü demek. Strong güçlü olduğunu şöyle bir daha yazalım. Şöyle. Strong güçlü. I have a lot of friends. Bir sürü arkadaşım var. I am bak bir sürü arkadaşım var. I am ne diyebiliriz? Friend de arkadaş canlısı hocam. Harikasın Tonguç'um. Friendly diyebiliriz. O zaman bunu da güzel bir şekilde yazıyoruz buraya. Evet Tonguç'um. Şimdi demiş ki look at the picture and answer the questions. Yani resme bak ve soruları cevapla diyor. Şimdi burada Interstellar yani yıldızlar arası diye bir film var. Çok güzel bir film. İzlediysen Tebrik ediyorum. İzlemediysen de sıkıntı yok. İzleyebilirsin ileride. Şimdi diyor ki, what is the name of the movie? Bu filmin adı nedir diyor. Şimdi bu filmin adı ne olduğunu sen görüyorsun Tomuçum. Nedir bu filmin adı? Interstellar hocam. Harikasın. Zaten ben de söyledim. Son derece zekisin. Burada da yazdığı için tebrik ediyorum. O zaman yazıyorum buraya. Interstellar. Yani yıldızlar arası. Türkçesi bu. Çok dönemli önemli bir kelime değil. Şimdi, what kind of movie İzit demiş. Ne tarz bir film bu diyor. Bu filmin ne olduğu belli zaten. Bu film sence nasıl bir film Sonuç Evladım benim? Science fiction yani bilim kurgu hocam. Harikasın. O zaman yazıyorum. Ee, ne diyelim? It is science fiction. Tabii bilim kurgu yazamayız. Sen yani Türkçesinde söyledin bize ama. It is science fiction diyoruz. Bitti. Yeri. Tamam. What time is the movie? Film saat kaçta diyor. Yazmışlar böyle zaten. Time half past nine p.m. demiş. Bunu tabii şöyle biz Türkçe'de nokta gösteriyoruz. Ona da alıştıralım kendimizi. It is at half past nine p.m. diyoruz. When is the movie on? Film ne zaman oynayacak diyor. Bunu da tarih belli. It is on 21st, 21st of March. Yani Mart'ın 21'inde oynayacakmış diyor. O zaman filmin başladı diyebiliriz. Hemen gidip izleyebiliriz. Zaten bu eski çok eski bir film. Yani artık bayağı Üzerinden çok zaman geçti ama güzel bir film. Gerçekten vaktin olursa izle Tonguç. Geldik buraya. Şimdi party time. Parti zamanındayız. Ünite 8'deyiz. Burada bazı frezleri ve kelimeleri anlayacağız. Mesela this cake is delicious. Yani bu kek lezzetli diyeceğiz. Ya da bazen izin isteyeceğiz. Can I have a birthday party? Bir doğum günü partisi verebilir miyim diyeceğiz. Permission, izin. Veyahut da bazen teşekkürlerimizi ya da cevaplarımızı söyleyeceğiz. It's lovely, thank you. Çok güzel, teşekkür ederim diyeceğiz. Ya da bazen zorunlulukları dile getireceğiz. I must decorate the house evi dekor etmeliyim diyecek. To tell the days and days. Bazen de günleri ve tarihleri söyleyeceğiz. My birthday is on June. Yani benim doğum günüm Haziran'da gibi ifadeler kullanacağız. Şimdi gel hemen öncelikle en sevdiğim şeye partiye bakalım. Match the pictures with the party items demiş. Şimdi... Tabi burada biz e, kelimeleri gösteriyoruz ama sizler mutlaka mesela ikinci birinci yazılı alakalı burada movies, adventures, part time kelimeleri var. Sen burada kelimeleri Tonguç'un bitirdik. böyle mutlaka tıklarını atman lazım ki güzel güzel konuyu çok güzel öğrenmiş olasın. Bu kelimeleri yanında güzel güzel gezirmen lazım yazın notlarından. Şimdi burada bu ne de Tonguç benim? Candle kandil mi demek hocam? Kandil demek değil ama candle aynı zamanda mum demek. O zaman buraya yazıyorum. Candles diyorum buraya. Candles. Bu candles olduğu için bu bitmiş oldu. Şunu hemen şöyle kapatalım üzerine. Bu candles. Candle esasında Türkçe'de kandil gibi. Sen yani kandiller de böyle böyle mum gibi yanıyordu. Hatta Ramazan'da da kandiller yana yana diye bir ilahi vardı. Dolayısıyla kandil esasında doğru. Buna benziyor. Ama sen kandil deyince İngilizce'de aklına mum gelecek. Şimdi burada bir tane e, kutu var. Kutu hediye kutusuna benziyor. O zaman buna gifts diyebiliriz. Bunu da şöyle bitirdik. Sonra burada birthday cake diyor. Bu zaten belli. Hemen altına birthday cake diye yazalım. Doğum günü pastası oldu belli. Cake. Bizde cake demek onlarda pasta demek olmuş herhalde benim. Bu çok basit zaten belli. Balons. Balonları yazalım şöyle balons diye. Tamam. Bu ne olabilir sence Tonguç Eladım şey benim? Invitation card. Harikasın. Invitation card. Zaten ne olduğu da belli. Davetiye kart. O zaman bunun altına da şöyle invitation card yazıyorum. Demek ki candles mumlar, gifts hediyeler, birthday cake doğum günü pastası, balons balonlar, invitation card davetiye kartı diyebiliriz. Şimdi Answer the questions demiş. Yani e, buradaki soruları cevaplayacağız. Şimdi when is your birthday? Senin doğum günü ne zaman diyor? Mesela şöyle diyelim. My birthday my birthday is on 21st of e, ne olsun mesela September. Yani işte Eylül'ün 21'inde olsun. Bu arada ayları da unutmayalım Tonguç'um. Şimdi bak burada aylarla alakalı şöyle bir Taktiğimiz vardı hatırlarsan, bu taktiği aklımızdan çıkarmamamız lazım. Burada boş sayfamız var mı? bak şimdi. İlk başta bazı aylar zaten Türkçedekine çok benziyor. Mesela e, Januari hiç benzemiyor, bu Ocak demek. Februari de hiç benzemiyor, Februari, Şubat demek. Ama benzeyenleri şöyle e, kahverengiyle yazayım. Bak mesela Març, Türkçedekine bariz benziyor, Mart demek. Ardından April, e, Nisan, bu benzemiyor. May benziyor, May-Mayıs demek, bu da belli. Dolayısıyla May-Mayıs aynısı. Bak benzeyenleri kahverengi yazıyorum. Jun, Haziran, July, Temmuz, ardından Ağustos. Bu da çok benziyor. Zaten Ağustos, diye bir adam var, oradan geçmiş. Ağustos, e, Ağustos şöyle S harfi olduğuna belli olsun Ağustos. Şimdi bundan sonrasında şöyle bir şey var. Mesela September, ...October... November ve December. Bunlar esasında bizim Türkçe'deki hiç benzemiyor. Yani September'ın Eylül olması, Oktober'ın Ekim olması, November'ın Kasım olması, Desember'ın Aralık olması bize bir şey ifade etmiyor. Hani Mart, Mart, May, Mayıs, Ağustos, Ağustos önce insan aklına bir şey geliyor da. Bunlar ne alaka diyorsun? Bunları da şöyle aklına anlatabilirsin. Bak bu sonu erle bitenler sonuncu aylar ve bunlar son dört ay. Hani sonuçta bu birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay, yedinci ay, sekizinci ay dersek. Bunlar dokuz, on, on, on bir, on iki. Son dört ay oluyor. Dolayısıyla bak bir harfine bak. S, O, N, Son dört oluyor. Buradakilerin hiçbirinde S, O, N, yok. Dolayısıyla son Dört adiye de aklına kodlayabilirsin. September, Oktober, November, December şeklinde. Bunların hiçbiri SONED ile başlamıyor. Şimdi geldik buraya devam ediyoruz. E, what do you need for your party? Partinin için ne ihtiyacın var diyor. Mesela e, ne olabilir? Yemeğe ve içeceklere ihtiyacı olur bir insanın. O zaman şöyle diyelim. I need ihtiyacım olur veya ihtiyacım var. Foods, bak yemekler. And içecekler yani beverages. Hot beverage sıcak içecekler. Cold beverage ise soğuk içecekler yani drinks gibi beverage for my party. For my e, party diyebiliriz. Sonuç evladım benim. Şimdi geldik buraya. Circle the odd one demiş. Yani alakasız, kel alaka, hiçbir ilgisi olmayan e, kelimeyi işaretleyin diyor. Burada mesela şöyle başka bir renk alalım. Kırmızıyı alalım. Şimdi. Balon balon, gift hediye, mother anne, party hat, party şapkası. O zaman buradaki hangi kelime alakası sonuç evladım? Mother ne alaka hocam? Aynen dediğin gibi. Anne ne demek sorry? Allah Allah madene Devam ediyorum. May mayıs, March e, Mart, April nisan, Tuesday salı. O zaman Tuesday gün diğerleri ay hocam. Harikasın. Bugün diğerleri ay oluyor. Hello merhaba, bye güle güle, see you görüşürüz, take care kendine iyi bak. O zaman burada hangisi farklı Tonguç'um? Hello. Harikasın. Hello diye çünkü bu karşılaştığımız zaman söylediğimiz bir şey. Bunlar arkadaşlarımızı yandan ayrılırken söylediğimiz şeyler. Monday e, pazartesi, July Temmuz, Friday cuma, Saturday cumartesi. Buradan hangisi farklı? July var? ay, diğerleri günler Harikasın hocam. Harikasın Tonguç'um. Bak. Zaten bak day gün, day gün, day gün. Bu ise ay oldu belli. Senin de dediğin gibi July ay, diğerleri ise gün. Şimdi <laughs> gelelim buraya. Answer the questions according to the invitation card demiş. Şimdi who has the party? When is the party? What time is the party demiş. Şimdi partinin tarihi date tarih demek 19 April 19 Nisan'daymış. Time 7 pm akşam 7'deymiş. Place sushi kafe. Sushi cafe Allah'ım yarabbim. Sushi kafede parti mi olur ya böyle acayip acayip şeylerle. Neyse. Sushi kafede e, yemek veriyorlarmış. Daha doğrusu parti veriyorlarmış. Partiyi veren de sevgiler Janice diyor. Demek ki Janice veriyor parti. O zaman Janice Janice isim buradaki. Janice has the Parti. Ceniz partiyi veren kişi. Kim partiye sahip? Kim parti veriyor? Ceniz. Tamam. Ceniz'i yakaladık. Buradaki love ismi değil. Love. Sevgiler. Hadi bekliyorum. Davet ediyorum diyor yani şu partisine. Daha doğrusu parti. When is the party? Parti ne zaman diyor? E, burada yazıyor zaten. 19 Nisan'da diyor. O zaman e, the party the party is on 19th April. 19 Nisan'da diyebiliriz. What time is the party? Parti saat kaçta diyor? 7 p.m. belli. The party is party is at 7 pm. Akşam 7'de diyebiliriz Tonguç Ela'm. Hocam yedim. bu kadar kelimeyi nasıl akmı tutacağım? Tonguç'um hiç endişelenmene gerek yok. Zaten hem yazılı notlarımızda bütün kelimeleri seninle paylaşıyoruz. Hem de aynı zamanda dinamo soru bankamızda her bir üniteden sonra mesela diyelim ki bu hangi üniteymiş? Movies ünitesi. Şimdi movies ünitesine geldiğin zaman biz önce bir kapakla başlıyoruz. Ardından buradaki kelimeleri veriyoruz sana. Hani. Türkçeleriyle beraber. İşte aktör, aktör. İşte action, aksiyon, animation, animasyon, ask, sormak, beautiful, güzel, borskın bütün kelimeleri veriyoruz. Ardından buradaki alıştırmalarımız var. Sadece kelimeyle alakalı alıştırmalar. Bak iki üç sayfa. Ardından buradaki her bir sorunun da çözüm var kare kalıplarda. Daha sonrasında normal testlerimiz başlıyor. Yine sadece kelimeyle alakalı. Sonrası gramere geçiyoruz. Sonrasında reading'e geçiyoruz. Bu şekilde movie ünitesi bitiyoruz. Sonra part time. Az önce öğrendiğimiz part time ünitesi. Bu Dinamo Soru Bankamızda. Burada yine aynı şekilde önce kelimeleri veriyoruz. Türkçesiyle Tonguç Eral mutlaka buradan çalışmanı istiyorum. Sonrası burada kelimeleri çözmeni istiyorum. Sayfa 108-109'da. Bunları güzel güzel çözdüğünde hepsini çok güzel pekiştirmiş olacaksınız Tonguç'um. Zaten yazı notlarımızda da bütün kelimeler var. Burada Burada da yazı notlarında çalışman gereken sayfaları bir kez daha gösteriyorum. Mesela bak burada 125. sayfada party time kelimeleri var. Burada da yine balon, beverage, birthday, cake, candle, clown, date, decoration, drink bütün kelimeleri sana verdik. Buradan güzel güzel çalışabilirsin. Yazı notlarımızı Tonguç mağazadan ya da Tonguç kitapçılarından, dinamoları yine kitapçılardan ve e, Tonguç mağazadan bulabilirsin. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdiden yazılığınıza başarılar diliyoruz. Ödülü soruyorum yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hadi bakalım. Bye.